Alican? Ne yapıyorsun orada? Sen ne arıyorsun? Sen ne arıyorsan onu arıyorum. Ben hiçbir şey aramıyorum ki yakınmam. Hemşireler de mi arıyor? Neden? Yat! Yat, 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 yat! Tam süper, tam süper! Ey kafayı, ey! Sen de mi hastasın? O zaman sana da din yaparlar. Evet, ben biraz korkuyorum Alican. O zaman kaçalım. Ama kaçarsak hastalık da peşimizden gelir. Gelir mi? Gelir ya. Sen korkundan kaçarsan korku büyür. Korkunun üstüne gitmen lazım. Sen korkunun üstüne gittin mi? Gittim. Ben üstüne gittikçe korku küçüldü, küçüldü, ufacık kaldı. Bana da öğretir misin? Tabii ki öğretir. Bundan sonra hep senin yanında olacağım. Ver bakalım elini. Yanımda olacaksın ama. Hep. Söz mü? Söz. Alican. Alican. Ben yukarılara baktım ama bulamadım. Yine çok acıtıyor mu? Birazcık. Ama ben iğne olurken sen elimi böyle tutarsan acımaz. Tutar mısın? Tutarım ama sen de benim elimi tutarsın, olur mu? Olur. Anlaştık. Anlaştık. Elimi tutarsa yine o zaman hiç acıtmaz değil mi? Yok, acıtmaz. Ama biraz acıtacak olursa zaten elimi tutuyorsun ya. Elimi sıkarsın, ben de hemşireye kızarım. Olur mu? Hadi odamıza gidelim. Ali. Çok korktum. Çok korktum silah seslerinin önce sana bir şey oldu sandım. Çok korktum. Ali. İyi ki varsın. Endişelenmişsin. Ali amca. Sevgilin mi? Yok Alican. Sevda'nın başka biriyle evli. Alican. Alican. Ya neredesin oğlum? Aklım çıktı. Ya Alican iğneden önce biraz saklambaç oynamak istemiş. Beraber saklambaç oynadık. Şimdi de odamıza gidiyorduk. Ali sen neredesin? Geldim işte. Ali amca iğneden korkuyor anne. Ama ben ona söz verdim. Onun eli acımasın. Ben onun elini tutacağım. O da benim elimi tutacak. İyi, tamam. Doktor da onu görmek istiyor zaten. Hadi gidelim.
Ya siz de bütün gün çok yoruldunuz burada. Önce Ali, sonra Alican. İkisi de iyi olduğuna göre artık evinize gidebilirsiniz. Ben de eve gidecektim zaten artık. Bak Sevda. Bu tabloya iyi bak. Anne. Anne. Baba. Ve çocuk. Sana bu tabloda yer yok. Anla artık bunu. Ne istiyorsunuz madem? Bırakın beni. Sadece bir cevap. Amcama neden zehirledin? Ne amcası? Ne zehirlemesi? Ne diyorsunuz siz ya? Diyorum ki... Amcam zehirlenip öldükten 5 dakika önce... Ona kahveyi sen götürmüşsün. Ne var bunda? O otelde garsonluk yapıyordum. Ben olmasam başka bir arkadaş verecekti kahvesini. Tamamen bir tesadüf. Amcamın ölümünden bir gün sonra... işten ayrılman da mı bir tesadüf? Bunu sana kim yaptırdı? Bak. Kızına iyi bak. Eğer amcama zehirleme talimatını kimden aldığını söylemezsen kızını bir daha göremezsin. Kızımın saçının tek bir teline bile zarar gelirse hepinizi yok ederim. Bu sana bağlı. Eğer şimdi konuşursan kızına hiçbir şey olmaz. Yoksa günah bizden gider. Bazı bilgileri bilmek demek, ölüm fermanını imzalamak demek. Siz bizi değil de daha çok kızınızı düşünün Dilan Hanım. Şimdi cevap ver bakalım. Kim tuttu seni? Kurt Bey. Kurt Bey mi? Neden? Neden peki? Bilmem. Bilmek de istemem. Sır en ağır yüktür. Ben yük taşımam. Sadece bana denileni yaparım.